Kızım yesene hadi yemeğini. Bak sana en sevdiğin şeyleri aldım. İstemiyorum. Ne güzel kahvaltı yapacaktık. Babam o kadar uğraşmıştı. Ama senin yüzünden yiyemedik. Rüyacığım, annem, bana kızıyorsun. Seni anlıyorum da. Ama biz şu an babanla bazı problemler yaşıyoruz. O yüzden de bir süre çiftlikte kalmamız gerekiyor. Kalamayız. Okulum var. Okulun yok bebeğim. Okulun ara tatilde. Hem biz de tatil bitene kadar ne yapacağımıza karar veririz. Olmaz mı? Neden ama? Neden babamın yanında olamıyoruz? Çünkü baban bazı hatalar yaptı. Ne yaptı? Anne, söylesene. Ne yaptı babam? Evlenirken bana bir söz vermiş de sözünü tutmadı. O zaman özür diler. Sen affedersin, barışırsınız. Keşke o kadar kolay olsun. Boşanacak mısınız? Bilmiyorum bir tanem. Ama bildiğim tek bir şey var. O da ikimizin de seni çok sevdiği. Ne olursa olsun, ne yaşanırsa yaşansın bu hiç değişmeyecek. Biz seni hep çok seveceğiz ve hep yanında olacağız, tamam mı? Anlaştık mı? Yiyecek misin şimdi? Aslan Bey için özel tohumlarla yetiştirilmiş organik sebzelerden salata. Aç bakalım ağzını. Al. Benim için mi yetiştirilmiş? Tanıyorlar mı ki beni? Tanıyorlar tabii oğlum. Seni kim tanımaz? Ali. Dün gece çok geç geldiği için rahatsız etmek istemedim. Ne konuştunuz Siyah'la? Ne dedi? Ne istiyormuş? Çiftliğe talip. Talip de verdiği para borçları kapamaya yetmiyor. Ya. Ya. Ama eğer çiftliği satarsam işlerin başına beni geçirecekmiş. Orayı çekip çevirirsin, evden çıkmazsın, maaşın da olur dedi. Ne güzel haber. Sen ne dedin? Ne diyeceğim? Narin olmaz dedim tabii ki. Ne? Ne ne? Ablamlar istemiyor özel satmak. Ya tamam canım. Ya söylemezsiniz yanın istediğini. Başka bir talip varmış gibi davran. İstanbul'dan biri falan. Konuş o kısmını Ziya halleder, merak etme. Sen bu konuyla niye bu kadar ilgileniyorsun Narin? Niye mi? Geçen anlattım ya Ali. Bu mesele sadece senle ablaların meselesi değil. Benim çocuğumun da meselesi. Tabii ki ilgileneceğim. Senin o çocuğuna yıllarca Zeynep baktın Narin. Bir gün merak etmedin, bir gün gelip görmedin, arayıp sormadın bile. Madem bu kadar düşkündün, niye bırakıp gittin o zaman? Ha? Ben çok zor durumdaydım. Sen benim neler yaşadığımı bilmiyorsun. Nari, bir pilav getirmek bu kadar zor olmamalı ya. Hadi içeri. Ali. Ali bak, iyi düşün. Bu çiftlik senin son şansın. Kimse hapisten yeni çıkmış birine iş vermez. Kendi işinin patronu olacaksın. Hem belki bu bütünümüz için de yeni bir sayfa açmaya yarar. Narin.
Rüya gelecek mi bugün? Gelir herhalde. Sen çok mu seviyorsun Rüya'yı? Çok seviyorum. Evet. Pilavımız da hazır. Aslan şehriyeli pilav sevmez yalnız. Sade sever. Olsun. Annem bir dahakine sade yapar. Yaparım oğlum. Yaparım canım oğlum. Canım. Dün gece buralarda bir olay mı oldu abla? Biliyor musun? Yo, bilmiyorum. Ne olayı? Ben dün çöp atmaya çıkmıştım. Engin komiseri gördüm. Merak ettim bir olay var mı diye. Yoksa yolu buraya niye düşsün? Değil mi? Çok merak ettiysen kendisine sorsaydın Nari. Ne bileyim ben? Rahatsız etmek istemedim. Allah Allah. Ne işi olur ki onu gece gece burada? Bu kadar merak ediyorsanız açın telefon, sorun Engin'e. Ayrıca sen dün gece çok geç geldin. Neredeydin? Biraz yürüdüm. Allah. Yürürken de Ziya abiyle karşılaştım. Selam bile vermeseydin Akbaba'ya. Vermemiş zaten. Bence ayıp etmiş. Dün gece gelince biraz lafladık Ali'yle onunla. Öyle mi Ali? Öyle. İyi, aferin. Ben biraz daha ekmek getireyim. Bu yetmez şimdi bize. Gerek yok, ben doydum zaten. Size afiyet olsun. Ali, sen benim dediğim gibi yap o işi. Narin, tamam. Çocuğun yanında konuşma bunları. Anneciğim, Rüya. Kızım koşmasana. Yavaş, beraber. Aferin sana. Hadi bakalım. Al bakalım, sen ver Cansu'yunu. Benim ağacım mı bu artık? Evet, senin ağacın. Burada birlikte büyüyeceksiniz. Sen de aynı bu ağaç gibi kök salacaksın bu topraklara. Bak Deniz kızım, sakın unutma. Burası senin evin. Bu topraklar senin toprakların. Kaç yaşında olursan ol, ne kadar uzağa gidersen git, her zaman döneceğin bir evin olduğunu sakın unutma. Tamam mı benim tatlı kızım? Aklın yolu bir. Ne yaptın ayakkabılarını? Ha, ateşin kafasına attım. Ondan böyleyim. Var mı fazla ayakkabın? Var. Al. Sen küçükken de benim ayakkabılarıma göz dikerdin. Allah Allah. Ben niye hiç öyle hatırlamıyorum acaba? Sen benim ayakkabılarıma göz dikerdin. Bizim mütevazı ayakkabılarımız sizin ayağınıza uyar mı bilmem ama. Uyar, uyar. Bak, uydu bile.
Merhaba. Hoş geldin Mahir. Hoş bulduk. Merhaba. Deniz Hanım değil mi? Merhaba Mahir Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Başınız sağ olsun. Sağ olasın. Cenazeye gelmeyi çok istedim ama bir dava için şehir dışındaydım, yetişemedim. Olsun, şimdi geldin ya. Geçelim mi içeri? Ali de içeride. He? Olur, olur tabii. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.